Evet, şimdi size uzaktan eğitim için veya video konferanslar için yararlı olacak bir programdan bahsetmek istiyorum. Zoom programı. Zoom programını ilk öncelikle bilgisayara kurmak isterseniz şunu yapmanız gerekiyor. Ben şu anda telefondan deneyeceğim ama sonuçta bilgisayarda da aynısını yapacaksınız. Tarayıcı kısmına Zoom yazdığınızda Zoom Us şeklinde sistemi görürsünüz zaten. Kayıt olarak direkt çıkacaktır. Peki ne yapmamız gerekiyor? İlk yapmamız gereken eğer toplantı kısmını biz hazırlayacaksak host kısmından ya da toplantıya katıl kısmından da yapabilirsiniz. Join Meeting olarak da geçiyor. Ya buradan üyelik kaydını başlatacağız. Oturum açlayacağız. Orada kaydederken de ya Google üzerinden ya da Facebook hesabı üzerinden ya da direkt üye olup yapacağız bu işlemi. 3 kişiye kadar süresiz. 3 kişiden sonra da 40 dakikalık, 100 kişiye kadar da 40 dakikalık kayıt imkanı veriyor. Her 40 dakikada bir yenileme yapmak gerekiyor. Host dediğinde direkt bakın şöyle bir şey diyecek. Kaydolun diyecek. Siz kaydolduktan sonra da sistemde kendi içerisinde bir küçük yükleme yapacak. Onu da sizi yönlendirir zaten. Katıl dediğimizde de sizin katılmanız gereken yer tarafından veya kişi tarafından size verilen bir kayıt numarası vardır. Bu kayıt numarasına göre katılacağız toplantımıza. Mesela toplantıya katıl diyelim, bilgisayar üzerinden katılmak istiyorum ben. Direkt bir IP numarası, ID numarası verecek. ID numarasından direkt buraya yazıp kaydımızı Join Meeting'e basıp tamamlamış olacağız. Ama diyelim ki biz bunu tablet ve telefon üzerinden kaydolmak istiyorum. O zaman Google Play üzerinden de indirebilirim, Zoom'dan da indirebilirim. Aradaki fark ne? Bu tabletlerin bir kısmında sürüm uyumlu olmadığı için Google Play'de bize izin vermeyecektir. O zaman Zoom'dan indir diyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. Telefonların çoğu uyumludur. Google Play'den direkt indir diyebiliriz. Play Store'dan da aratırsanız bulacaksınız. Peki sonrasında nasıl yapmak gerekiyor? Diyelim indirdik biz. İndirdikten sonra işlemimiz şu olmalı. Ben indirdiğim için rahatlıkla girebilirim. İndirdik. Kaydımızı yaptık. Üyeliğimizi yaptık. New Meeting dedi. Yeni bir toplantı oluştur. Join kısmını da ekleme. Şu da dediği yer takvimli bir etkinlik, bir canlı yayın yapacaksak yani bir tarih belirliyoruz, saat belirliyoruz. Ona göre paylaşıyoruz. Share Screen dediği de ekran paylaşımı ile ilgili kısım. Biz diyelim ki yeni bir toplantı başlayacağız. Yeni bir katılım yapacağız ya da herhangi bir toplantıya katılacağız. İşte bize ID numarası verdi. Start Meeting dedik. Başladık. Bu ID numaramızı paylaşacağız biz kişilerle. Bunu yine ekran içerisinde de görebileceğim ben. Şu anda bakın ekranımızda kayıtlı. Videoya durdur diyebilirim ben. Şurada 532.099.84.49 şeklinde devam ediyor. Kaydımızı bu şekilde yapabiliriz. Peki bunun dışında ne yapabiliyorum? Sesimi de kısıp açıp kapatabiliyorum. Videoyu da açıp kapatabiliyorum. Bakın burada yine aynı şekilde kullanabiliyorum. Peki share dediği ne? Burada paylaşmam istediğim yerler ne var? Mesela beyaz tahta var, ekran var. Direkt ekrandaki her şeyi alabiliyor. Google Drive üzerindeki bütün verilerimi paylaşabiliyorum istersem. Fotoğraf paylaşabilirim, doküman paylaşabilirim. Mesela ekran paylaşımına girersek nasıl bir ekran karşılayacak? Böyle beyaz bir tahta uygulaması çıkıyor karşıma. Buradan istediğimi yazıp çizebilirim. Mesela burada diyelim ki ben herhangi bir şey yazayım. Bu aynı zamanda toplantıma katılan herkese gitmiş olacaktır. Onlar da görüp onlar da bu şekilde katılım yapabilecek. Bu şekilde de beyaz saat uygulaması var. Bu da güzel bir şey. Bunların hepsini çok rahatlıkla paylaşabiliyorum. Bitir dediğimde de stop share dediğimde de bitmiş olacak. Bu tekrar ekrana dönmüş olacak. Peki nasıl bitireceğim? End meeting bilgisayarda yazacak. Burada end meeting şeklinde yok. End diye bir şey var. Evet, end meeting dedim ve şimdi bitti. Kolay gelsin. Umarım yararlı olur.